Selamünaleyküm arkadaşlar. Sarı Prenses ve Ciklet Türleri kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomda hamile cikletimi kusturacağım. Hamile cikletim şöyle görmüş olduğunuz gibi damızlık boydaydı. Bir senedir yakın bendeydi. Hiç yavrusunu alamamıştım. İlk defa yavrusunu ağzına aldığını gördüm. Alma sebebi de akvaryumumda bir tane güzel bir erkeğim vardı. Erkeğim öldü geçen hafta. Yani geçen hafta dediğim 10 gün oldu. 10 gün o ölür ölmez hemen ağzına yavru aldı. Demek ki onun yüzünden alamıyordu. Şu an şöyle göstereyim. Bakalım bunun ağzından kaç tane yavru çıkacak. İlk yavrusu. Yavrularını ağzından baktım. Yavruları çıkmıştı yani. Şu an canlılar. Bakalım kaç yavrusu çıkacak. Şimdi yakalayıp leğenimi alacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Balığımı çok kısa sürede yakaladım. Fileye kendisi geldi. Bakalım şimdi ne kadar yavrusu olmuş. Hep beraber görelim. Bu ilk yavrusu balığımın. İnşallah tam oluşmuşlardır. Ben gözlerini gördüm ama. Açmıyor. Arkadaşlar kürdanla yapıyorum ama çok bastırmıyorum. Hani kusura bakmayın, bazı arkadaşlar tepki söylüyor ama yok kürdan sana da soksak hesabı. Yani gerçekten kusura bakmayın, balık ağzını açmıyor yani. Çok da bastırmıyorum zaten. Bazen de kürdan yapmamak için yani başka bir yöntem var. Şırınga yöntemi. Şöyle şırıngayı çekerek şöyle ağzını hafiften açıp içine bastırdığınız zaman direkt yavrularını bırakıyor zaten. Genelde böyle yapmaya çalışıyorum. Maşallah bayağı da yavrusu olmuş. Keselerinden tam ayrılmamış. Zaten 10 günlük olmuştu. 5 gün daha bekletseydim çıkardı ama biraz stresli gördüm balığı. O yüzden mecbur yavrularını almak zorundayım. Kuluçkalık herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü keseleri çıkmak üzere. Farklı bir kuluçka şeye, yavruluğa koyup bunları 1-2 gün sonra zaten keselerinden ayrılmış olur. Maşallah bereketli olsun. Bayağı da yavrusu olmuş. Şöyle 2 8 20 tane. Şu an 20 tane yavrusunu çıkartmışım ağzından. Şu şırınga yöntemi de çok basit arkadaşlar. Ağzını çok hafif açarak şırıngayı hafif bir sıklıkta basarsanız direkt ağzından yavrularını atıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Maşallah 6-7 tane daha çıktı. Maşallah bayağı bir yavrusu olmuş yani. Ağzında hele daha var. Yavaş yavaş yapıyorum. Büyük bir ihtimal bitti. Bir de ağzını kontrol edeceğim. Evet. Ağzında kalmamış. Şimdi balığımı yerine atacağım. Ve sayacağım bakalım ne kaç tane yavru almış. Son bir daha denemesini yapıyorum. Balığı da yavrulatırken, erken yavrulatıyorsanız lütfen dinlendire ağzından yavrularını alınız. Yani şırınganın balığa da bir zarar verdiğini düşünmüyorum. Suyun içinde yaptığım için hafiften bastırdığım için de herhangi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Hem de yavrulatması kürdandan daha iyi. Hani diyorlar bazıları kürdanı sokuyorsun hayvanın ağzı yırtılır mırtılır diye. Yani şu şekil kürdanı hafiften ağzını açarak içine doğru bastırdığınız zaman çıkan çıkıyor zaten. Hiç şey yapmıyor. Maşallah bereketli de olsun bayağı bir yavrusu olmuş. Evet. Şimdi bir foto. Evet. Fotoğraf çekmek için şöyle sabit tutacağım. Hem de sayısını saymak için. Evet, fotoğrafını saydım. Şimdi bakalım kaç tane olmuş. 2, 4, 6. Tam 30 tane. 30 tane yavrumuz olmuş. Hafif keseleri gösterebilirsem.
Şöyle. Hafif keseliler ama bir iki gün içinde oksijene yakın bir yerde tutacağım. Bir iki gün içinde bunların hepsi kendini toparlar. Yani 10-11 günlük bunlar şu an. Erken kusturdum. O da bir iki gün içinde toparlarlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.